özellikle tetkikler yapıldı. O aşamadan sonra kişi de tabii raporlama orada evet. biyokimyacı ya da raportör arkadaşlarımız tabii, tarafından. Onlar elimize evet, geliyor. Radyoloji ekibinden belki tabii de ki. Gelecek. Sonrasında kişiyi neler bekliyor? Belki tanıda temizde çıkabilir. Belki de tedavi aşamalarına göre orada tanı yöntemleri de farklı olabilir. Orada Hashimoto dediniz, nodüller dediniz. Hatta çok ilginç intihaplanmayı belki kişi hiç bilmiyor ama orada diyorsunuz ki tiroidin. Evet. Evet, orada intihaplanması. Şimdi burada bir toplumda en sık görülen Hashimoto. %95'i kadın hastalarımız ve toplumda görülme sıklığı da %5. Yani her 100 kadından 5'inde gördüğümüz bir rahatsızlık. Evet. Tabii bu bahsettiğimiz gibi otoimmün kökenli bir hastalık. Genetik özelliği var. Saymıştık yakınlarında bu tür rahatsızlıkları olanlar mutlaka dikkat etmeliler. Bir de iyot fazla kullanımının da Hashimoto'yu arttırdığı tespit edilmiş. Tabii Hashimoto da tedavi edilebilir bir şey. Hastalar bize daha ziyade boyunlarında guatr olduğu, tiroid bezlerinin büyüdüğü şeklinde gelirler. Erken dönemde lastik kıvamındadır ama bu dönemde tiroid tetkiklerini yaptırırsak T3, T4 ve TSH'ı normal çıkabilir erken dönemde. Çünkü o dönem iltihabi dönemdir. Ultrasonla bakıldığı dönemde sadece bir iltihapla ilgili bir heterojenite artımı tespit edilebilir. Ama anti-TPO ve anti-TG dediğimiz otoantikorlara baktığımız zaman bunlar yüksek çıkmışsa o zaman Hashimoto başladı diye kabul ederiz. Hı hı. Eğer ki T4'ü hafif derecede yüksekse T3 ve T4'ü normal bile olsa hastayı tedaviye alırız. Hı. Eğer yok anti-TPO ve anti-TG'si yüksek ama T3, T4 ve TSH normalse onları 3 ayda bir genelde çağırırız, hı hı. takip ederiz. Ama burada en önemli şeylerden biri hastanın eğer bir gebelik düşünülüyorsa... Çok fazla da soru var hocam. Gebelik düşünülüyorsa evet. eğer tiroid hormonları normale gelmeden hmm. böyle bir şeyi planlamamaları, ancak bir dahili ya da endokrin uzmanına göründükten ve tiroidleri normal hale geldikten sonra tetkik olarak ondan sonra düşünmeleri doğru olur. Daha önce de bahsetmiştik... yani kısırlıkla ilgili birçok şeyde tiroidin az ya da çok çalışmasının etkisi vardır. Zaten kadın doğum uzmanı arkadaşlarımız da mutlaka tiroid tetkiklerine baktırırlar böyle bir düşünceleri varsa ve tiroidle ilgili bir sıkıntı çıkarsa genelde bizlere yönlendirmektedirler. Tabii Hashimoto hastalığında bir diğer şey gebelik sırasında bile olsa biz hasta ilaç veriyoruz. Yani ilaç kullanmaktan korkmanın gerektirdiği bir durum söz konusu değildir. Evet. Aksine ilaç kullanmamak büyük bir risktir. Hem çocuk hem anne açısından hem düşük oluşmasına neden olabilir. Hem de dediğimiz gibi çocuğun zeka ve beden gelişimi açısından geri dönüşü olmayan sıkıntılar yaratabiliriz. Bulguları nedir? Bulguları dediğimiz gibi erken dönemde tiroidde bir büyüme lastik kıvamında ağrı genelde yoktur. Hashimoto'da. Bunun yanında işte kilo alma, kilo vermekte zorlanma, deride kuruluk, hı hı. işte saçlarda dökülme, tırnaklarda kırılma, kabızlık, unutkanlık, hı hı. böyle hareket etmeyi çok sevmez, soğuğa tahammülsüzlük vardır, iştahsızlık vardır. Zaman zaman kol bacak ağrıları ortaya çıkar. Hı hı. Bildiğimiz hipotiroidde olan durumlar ortaya çıkar. Tabii erken dönemde bunların hepsi bir arada yoktur ama eğer ki tiroid bezinin hormon yapımı iyice azalırsa o zaman bu şikayetler daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.